Evet sevgili Bartınlı dostlar, Bartın'da Ordu Köprüsü'nün mevkinde sizinle beraber şu an yıllardır, daha doğrusu aylardır tartışılan bir proje var biliyorsunuz. Bu proje Taşkın Sel Koruma Projesi diye geçiyor. Taşkın Sel Koruma Projesi tabi Bartın'da gerçekten çok tartışılıyor. Yani çoğu kişi, benim gibi bir sürü insan bu projenin çok faydalı olacağına inanmıyor. Gerçi faydalı olsa bile, şimdi size göstereceğim Bartın'ın o güzelim ırmak manzarasının ne hale geldiğini. Yani arabayla şuradan geçen, turizm için Bartın'a gelen, Bartın gezmeye gelen insanlar arabayla gezerken her şeyi görüyor. Yani gerçekten bu beton yığını olacağını çoğumuz düşünmedik. Hele şu manzara, şu ırmak manzarasını birazdan göstereceğim. Göreceksiniz ne hale geldiğini ve yazıklar olsun diyeceğiz. Çünkü yıllardır bizleri bir şekilde burada oyalıyorlardı. Şimdi göreceksiniz. Bakın burası Ömer Tepesi'nden gelen, Bartın'ın Ordu Yeri Köprüsü'ne doğru gelen Kanlıırmak Caddesi dediğimiz, sokağı dediğimiz orası. Ve şu an o camın bineceği duvarı görüyorsunuz. Şöyle eskiden burada gezerken ırmağı çok rahat görebiliyorduk. Ve şimdi şu yükseklikteki duvarı görüyorsunuz. Bu yükseklikteki duvarı işte şurada Ordu Yeri Köprüsü'ne girerken bakın manzara bitiyor. Ordu Yeri Köprüsü'nden de başlayıp gidiyor zaten duvar. Biraz ileriye doğru. Eski terminale doğru giden yol. Ve şimdi şurada gerçekten, yani bunu hangi mantıkla yaptı? Tabii hep şunu söylüyorum. Bürokratlar, hele bilhassa bölgeye bağlı bürokratlar, yani biliyorsunuz Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü var Kastamonu'da. Burada şeflik var. Yani buradaki müdürlüğün yetkisinde olmayan, şu projeyi uygulayanlar gerçekten, yani Bartın'a büyük bir darbe vurmuş görünüyor. Yani buraya sen cam daraba yapsan ne olacak? Bu seli en fazla bu cephede engellersin. Başka bir cepheden Bartın'a girer bu sel. Bu şekilde bu selin engellenmesi mümkün olmadığını ilk günden beri söylüyoruz. Ve hep de bunu savunduk. Şimdi insanlar şurada yürüyor. Bakın görüyorsunuz. Bu Bartın manzarası harika bir manzara. Irmak manzarası harika bir ırmak manzarası varken bu ırmak manzarasını yok etmek hiç kimsenin hakkı değildi aslında. Ama ne hikmetse kimse Bartın'a sormuyor. Bartın hakkında kimse bir şey sormuyor. Proje ihale yapılıyor. Kimsenin haberi yok. İhale yapıldıktan sonra tartışılıyor proje. Asla, yani 40 yıldır bu işlerin içinde olan, baba mesleği olan, kamu müteahhitliğini çok iyi bilen ben bile bunu önceden bilmiyordum. Doğrusu hep sorduk, soruşturduk ve en son Kültür Müdürlüğü'nde topladılar bizleri. Sözde projeyle ilgili bilgi verecekler ama yani projeyi bunu mu uygulayalım, başka bir proje mi uygulayalım dendi. Ve sonunda hiç kimse dinlenmedi. Bildiklerini uyguladılar. Aynen Muga'da, pardon, Güzelcehisar'daki proje gibi. Biliyorsunuz orada da sahil yolu rezaleti var. Sahile bir yaya yolu yaptılar. Sözde oradaki tarihi laf sütunlarını göstermek için, turizm alanına kazandırmak için yaptık dediler ama sahile boydan boya yol koydular. Halbuki o laf sütunlarına da çıkmak çok rahattı. Yani onları izlemek isteyen herkes oraya bir yaya yolu yaparsın çıkarsın. Boydan boya sahili yok etmeye gerek yok. Tıpkı buradaki bu duvar gibi burayı yok etmenin hiçbir anlamı yoktu. Böyle bir camla bu selin engelleneceğini, doğrusu Bartın'da, Bartın'ın 100 bin şehri nüfusu varsa bunun belki 1000 kişisi inanmıyor bu projeye. Böyle bir projeyi neden uyguluyorlar o zaman? Niye uyguluyorlar? Bunu sorgulamak gerekiyor. Ama ne hikmetse Bartın sorgulamıyor. Tabii burada şu anda bakın tam 1998 selini görüyorsunuz, sınırını. Kırmızı çizgiyle görüyorsunuz. O kırmızı çizgiye kadar çıkan sel. Bakın Allah korusun. Oraya çıkan bir sel. Bu duvar nasıl engeller? Birileri söylesin. Bunun üzerine 1 metre cam gelecekmiş. 1 veya 1.50. Bunu nasıl engelleyeceksiniz ya? Bakın Allah aşkına ya. Alın tekrar tekrar gösteriyorum.
şuraya bu sel çıktı diyelim. Şimdi daha önce tabi barajlar yoktu. Hep bizi oyaladılar. İşte Irmak'ta projesi yapılacak. Irmak genişletilecek. Irmak'tan sonra işte barajlar da yapıldı. Yani önce Irmak'ta yapılacaktı. Sonra barajlar yapılacaktı ve sel taşkın sınırı kalmayacaktı. Sel taşkını olmayacaktı. Hep böyle kandırıldık. Ve şimdi görüyoruz ki Irmak'ta projesi bu. Yani bu Irmak'ta projesi mi Allah aşkına? Bu kadar büyük fore kazıklar yapıyorsunuz. 1 milyardan fazla para harcanacak. Yani fiyat farkıyla beraber gelecek maliyet en az 1 milyar olacak. Bu 1 milyarla yani ırmağı ıslah 1 milyar daha koysaydılar, tüm ırmağı ıslah etseydiler. Islah dediğimiz nedir? Irmak genişletilebilirdi. Yani şurada bakın. Siz bu fore kazıkları çakıyorsunuz. Madem fore kazıklar çakılacaktı, madem bu kadar masraf yapılacaktı, ırmağı 10'ar metre genişletseydiniz. Yani buna engel olan neydi? Kim engel oldu? Neden engel oldu? Şimdi şu yürüyüş yolunu bakın. Bakın görüyorsunuz. İnsanlar burada yürüyor. Zamanında belediye yaptı bunu. Cemal Akın döneminde sanırım bu düzenlenme yapılmıştı. Ve Irmak'a izleye izleye vatandaş burada yürüyüş yapıyordu. Ben de çok yürüyüş yaptım bu yollarda. Ne olacak şimdi bu yollar? Nasıl vatandaş buraya girecek? Burada dolaşacak? Bununla ilgili bir proje yaydınız mı? Verdiniz mi basına? Yani da basına anlattınız mı? Bir anlam kulu basına anlatmıyor. Yani birileri sürekli bir propaganda peşinde. Yok Ercan Aydın muhalif, yok Bartın Televizyonu muhalif, yok Aba Medya muhalif. Arkadaş biz yapılan hiçbir iyi şeye muhalif değiliz. Hiçbir şeyde iyi olan şeyi de kötülemedik. Ama gerçekten Bartın'a zarar verecek şeyleri de hem inşaatçı gözüyle hem vatandaş gözüyle hem bu işi bilen teknik bir eleman gözüyle, bakın ben teknik elemanım. Yani ben rastgele bir eleman değilim. Burada eline her cep telefonu alıp gezen insanlar belki çok bu işi bilmiyordur ama bu işin içindeyiz biz. Yani bu fore kazıklar neden çakıldı? Bu fore kazıklar sadece o camı tutmak için, üstündeki istinat duvarı yapılmak için çakılır mı ya Allah aşkına ya? Ya bu kadar maliyet neden? Bu devletin parası bu kadar rahat mı harcanması gerekiyor? Bakın bu kadar güzel ırmağı siz güzel bir şekilde açsaydınız. Bakın suyun eğimini görüyorsunuz. Yani Allah aşkına ya. Yani ne anlatsak boş ama. Yani buna birileri bir dur diyecek. Yanında bu projeyle birlikte bu ırmağı da iyi bir ıslah etmek lazım. Taşkının tekrar olmaması için. Çünkü bu camın arkasına gelecek su nasıl tahliye edilecek diye sorduğumuzda motorlarla deniyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Büyük selle baraj kapaklarını açtığınızda büyük bir su geldiğinde bu suyun karşılığında olan camın arkasındaki su birbirini nasıl karşılayacak? Yani nasıl birbirinin üzerine atlayacak? Atlayamayacak. Pompayla diyorsunuz. Pompa karşılayacak mı? Ya lütfen Allah aşkına ya artık ne bileyim yani Sayın Milletvekilimiz Yusuf Ziya Aldatmaz bu konu işte düzelecek edecek görelim bakalım diyor ama bu böyle bakmakla olmuyor Sayın Vekilim. Sayın Bakanımız da göreve çağırıyoruz. Gelsinler bir bilgi versinler. Burayla ilgili vatandaş her gün binlerce soru soruyor. Çıkın cevap verin burayla ilgili yani. Allah aşkına. Burası bu kadar basit olmaması lazım. Bartın bu kadar rahat yani bu kadar rahat yok edilmemesi lazım ya. Artık bazı projeler yapılırken halka danışılsın. Yanında önceden toplantılar yapılsın. Bu, belki başka aklı çalışan, işi bilen çok iyi insanlar vardır belki ya. Belki onların fikirleri daha iyidir. Bir tartışın ya. Şimdi kent konseyi söyleniyordu. Daha önce de vardı. Bir ara işte kurulacak da edecek derken. Şimdi tekrar gündeme geldi. İsterseniz kent konseyi kurun. Vatandaşların fikirlerini alın. Bir şekilde görün. Ve gerçekten bu projeleri uygularken de devletin parasının ne kadar değerli olduğunu da bilin yani. Yazık yani. O fore kazıkları çakıldı. Öyle bir çakma sistemi de var ki bazı binaların etrafından dönülüyor veya çakılmıyor. Madem dönülüyordu o zaman diğer taraflar niye çaktınız? Yani eğer oralar kurtarıyorsa diğer taraflar niye kurtarmadı? O kadar çok soru var ki, o kadar akla ziyan sorular var ki bunu gerçekten sormaktan biz yoruluyoruz ama cevap veren yok, muhatap olan yok ve en sonunda da barajlar nasıl bitince sel bitecek denildiyse bu cam darabada bitince sel bitecek deniyorsa bunların hiçbirine inanmamak bizim hakkımız. Bunu da herkes bilmeli. Yani
Bu cam darabanın, evet, ufak tefek sular için doğru. Belki bir anlık, bir böyle hani çok az yada tarafına giren suları belki engeller. Ama Allah korusun 98 seli gibi bir sel olursa, ki bu olmayacak diye bir kural da yok. Daha önce oldu. Evet, onu engelleyecek bir şey de yok şu an. Yani barajlardan başka bir önlem de yok. Çünkü onun bence en önemli önlemi hem liman ağzını düzenli bir şekilde açmak, hem de ırmak genişletme çalışmasını yapmak. Gerekirse Türkiye'yi buraya yıkarsınız ve bu ırmak ıslah projesini uygularsınız. Çünkü Bartın Türkiye'nin cenneti. Biz, evet, ben Elazığlıyım. 32 yıldır Bartın'da yaşıyorum. Bartın'a geldim. Bartın'ın 20 yıldır Bartın Televizyonu, ABA Medya'nın sahibiyim. Ve çok şükür, bunda da gurur duyuyorum. Çünkü Bartın'ın sorularına el atmaktan da gurur duyuyorum. Ve Bartın'ı çok seviyoruz. İnsanlar bazen diyorlar doğduğumuz yer. Evet, doğduğumuz yer belki bizim için cennettir. Ama doyduğumuz yer de bizim seçtiğimiz cennettir. Bunu iyi bilin. Yani biz bu doyduğumuz yerde, bu cennette yaşamak istiyoruz. Bu yaşayacağımız yere de sahip çıkmak istiyoruz. İnşallah bu güzel cennetin memlekete herkes bir elini atar. Projenin daha uygun hale gelmesi sağlanır. Ve gerçekten bu Irmak Isla projesi de istenen düzeye gelir. Dediğimiz gibi bir an önce bu projenin tekrar ele alınması lazım. Evet, artık bu saatten sonra belki cam projeye nasıl olsa parası verilmiş, camlar alınmış, beton dökülmüş. Bakın, herkes bu yolu yürüyor. Sol tarafta cam darabalar yapılacak. Sol tarafta fore kazıklar yapıldı. Bayağı bir mesafe var. O mesafeden fore kazıklar yapılıyor ve o kazıklar da bitti sayılır. Yapılmış, bitmiş. Onların üzerine işte perde beton dökülüyor. Perde betonun üzerine de camlar geliyor. Fakat bu şu yürüyüş alanını yok etmemesi lazım. Bir şekilde buna bir, ya daha doğrusu bu projeyi Sayın Rıza Yalçıkaya'da da rica ediyoruz. Bu projeyi halka açmalı. Milletvekiliyle mi, bakan beyle mi, DSİ bölge müdürüyle mi, valiye hanımla mı, kimle görüşülecekse çıksınlar basın karşısına. Bu projenin devamını anlatsınlar. Basın halkı bilgilendirir. Yeter ki çıkın, projenin detayını anlatın. İnsanlar çünkü bu projenin detayını merak ediyor. Projenin detayları herkesin önüne serilmesi lazım. Ve bir an önce de bu projenin tamamlanması için çalışmalara destek olunması lazım. Evet sevgili seyircilerimiz, teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.